yağlanır. Vücudu yağlanır. Hocam Damarları yağlanır. aslında yani asit olarak diyoruz ama yani peynirde tamam asit var ama kola bağımlısı insanlar da var şimdi. Hani kola içen gazozda da aslında asit var. Kolada da asit var. Yani peynirde. Asit kaç bin kaç milyon asit türü var biliyor musun? Milyonlarca asit var. Farklı farklı. Portakaldaki limonda da asit var ama onlar faydalı asit. Elmada da asit var ama faydalı asit. Asit var, Doğru. asit var. Farklı farklı asitler var. Doğru. Zararlı asitler var, faydalı asitler var. Yani hepsi asit. Evet, peyniri kesiyoruz hocam. Peynir, siyah çay, kahve, kola, fanta, şey pardon, kola, aşırı et yememek gerekir. Şimdi bu bayanlar mesela ikisi de kullanmaya başladı. 4 ay sonra ikisi de geldi bana. Birinde tamamen erimiş. Hiçbir şey kalmamış. Öbüründe sadece 1 santim küçülmüş. Eren bayan dedi ki ben dozajı yavaş yavaş artırdım. Günde 5 defa yarım çay bardağı içtim dedi. Diğeri de azaltmış tam tersine. Günde 3-4 defa yarım çay bardağını çıkar diyeceğim ya bir yemek kaşığına Evet. indirmiş. Evet. Tez bitmesin diye. Dedim ki sen böyle devam et. 3-4 senede ancak erir. Yani evet. Dozaj önemli. Yavaş Hocam her yavaş. bünyeden bünye de farklı aslında değil mi? Yani şimdi sizde mesela o tip rahatsızlık var. 2 ayda geçer, bende 5 ayda geçer. Bünyeyle ve dirençle alakalı bir durum aslında değil mi? Hani az kullanmak, çok kullanmak değil mi olay? Hani Dozajı artırmak gerekir. dozajı... Bir, sağlıklı beslenmek gerekir. İki, Hani kimi insanda şunu sağlıklı. anlatmaya çalışıyorum. Kimi insanda dozajı yükselttiğinizde farklı etkiler, farklı rahatsızlıkları tetikler, farklı rahatsızlıkların çıkmasını sağlar, neden olur. Kiminde de diyorum hızlanmasını yani o rahatsızlığı hızlı bir şekilde yok eder. Onu anlatmaya Evet, çalışıyorum, yani değil mi? süreç tabii her bayan ve her insan için farklı farklıdır. Tabii. Mesela diyelim ki yeni doğan bir kız çocuğunda 1 milyon yumurta var. Evet. Ergenlik çağına gelip de adet görmeye başladığı zaman bu yumurtalar yavaş yavaş her adet döneminde ortalama bir bayan ömrü boyunca ortalama 400 defa adet görür. Her adet görüşünde bu 1 milyon yumurtadan bir kısmı adetle birlikte atılır. Yani hamile kalmazsa. Evet. Şimdi bu süreç içerisinde diyelim ki kanallarda iltihap varsa, kis varsa, tıkanma varsa, yumurtanın akışı engelliyorsa, polikistik ovar dediğimiz sendrom ortaya çıkmışsa, iltihaplar, adet görmeyi engeller, zayıflatır vesaire. Ha, Yani adet problemi, regl problemi çeken izleyicilerimize de hocam bu konuda bilgilendirelim. Mesela günü tutmuyor. Bazen çok uzun oluyorlar. Bazen işte çok kısa oluyor falan. Bu bünyeyle mi alakalı? Ne yapılması miyom gerekiyor? veya kist olanlar Regl düzensizliği regl yani düzensizliği genel yaşar. olarak. Görmeyebilir de bir mesela uzun süreli ilgili de görmeyebilir. Orada kan birikebilir. Yani rahatsızlık artabilir. Kendi haline bırakırsa. Ameliyat olsa mesela diyelim ki miyom veya kistten dolayı ameliyat oldu. Bu kökten çözüm değil. Sonra tekrar rahatsızlığa tekrar yeniden 6 ay 1 yıl sonra tekrar miyom kist oluşur. Çünkü onun saçak şeklindeki yan köklerini ortadan kaldıramıyorsunuz. Bütün dokuya yayılmış yumurtalıklar, rahimi ve çevre organa yayılmış olduğundan. Hocam genç kızda da kist olur değil mi? Yani Yani bunu tetikleyen birçok faktör var. Kimyasal ilaçlar, alkol, sağlıksız Çok beslenme, fazla kimyasal ilaç kılcal, kullanımı, kan değil mi? dolaşım Alkol yetersizliği. Evet. tüketimi, değil mi hocam? Dengesiz, Evet, sağlıksız düzensiz beslenme. beslenmekte. Yani çocuk o bekar mesela çocuğu yok, çocuk doğurmamış. Hem regl düzensizliği hem de bunun arkasında Evet. kist Başka oluşumu olabilir hastalıklarda yani, bu değil mi? rahatsızlıkları tetikler.